Evet, selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Şimdi şu Cevşen'le alakalı Risale'den önce en son bir kaynaklara hepsine baktım, elimdekilere, topladıklarıma. Böyle kayda değer, adam akıllı ne kaldı geri Cevşen'le alakalı, ki zaten neredeyse piyasadaki bütün makalelere, incelemelere falan baktık yani, çalışmalara. Bir de şu kitabın, bunun Risale-i Nur'u anlamak bölümünde kitabı mütalaa edeceğiz. Kur'an'ı Sahip Nüsul'ü Okumak diye bir kitap. Colin Turner'ın kitabı. Bu kitabın arkasında şeye denk geldim. Kaynakça bölümünde. Yani buradan ve bir makaleden gene ilerleyeceğiz. Toprak diye birisinin makalesi var. Şimdi burada ilginç. Kumeyl duası diye bir duadan bahsediliyor ki şeyde çok meşhur. Hatta Türkiye'de de meşhur olmuş. Sonradan Cevşen kadar meşhur olmasa da bayağı meşhur. Bakabilirsiniz Kumeyl duası diye yazıp. Şimdi Abbas Kummi'nin editörlüğünü yaptığı Abbas Kummi kitabına bunu almış. Burada editör olarak almış ama kitabın yazarı yani. Külliyat-ı Mefatihul Cenan. Bu mesela, bu külliyatı ben biraz inceledim sevgili kardeşlerim. Külliyat-ı Mefatihul Cenan, yani bahçelerin, Cenan bahçelerin hani anahtarları külliyatı şeklinde bir manası var. Ve Kümeyl duası gene bu külliyatın içerisinde sayfa 127 ile 139 arasında bulunuyor. Şiiler arasında en popüler dua kitabı bu. Yani bakın, Abbas Kummi bir hadis alimi aynı zamanda. Ve yani ayrıca hadis alimi olmasının bu Cevşen'i bu külliyatın içerisine alması ve şiiler arasında, Şii dünyada, hatta Ehl-i Beyt şeyi olan kimselerde, böyle muhabbeti olan kişilerde bu duaların, bu külliyatın bulunduğunu görüyoruz. Çünkü daha ziyade Ehl-i Beyt'in dualarını bir araya toplamış. Dolayısıyla Külliyat-ı Mefatihul Cenan denen bu külliyatta bakabilirsiniz buna. Bu Kümeyl duası da var, meşhur olan. Akabinde şeyden bahsetmiş. Cevşen'in kebir dahil, yani Cevşen'in kebir duası da burada var. Yani Ehl-i Sünnet'teki kaynaktakilerden biraz farkı olsa da gene var. Yani benzer, yani neredeyse %95'e aynı. Şiiler arasındaki en popüler dua kitabı olan Mefati, Cevşen-i Kebir dahil Esma-i Hüsna'ya dayalı veya bu isimler etrafında üretilmiş dua, yakarış ve tefekkür hazinesidir. Yani Cevşen-i Kebir de gene burada yer alıyor, bu Külliyat-ı Mefatül Cenan'da. Aslında yani ya biz her ne kadar daha önceki tahlillerde, makalelerde geçmişti, daha önce de bunu söyledik. Hani işte o dört kutube erbasında Şia'nın bulunmasa da hadis kitaplarında burada bulunuyor. Esasında şöyle de bir nokta var. Hani bunu kutube erbada, hadis kitaplarında bunu aramak da beyhude esasında. Bir kere uzun bir rivayet, çok uzun bir dua. Bu tarz rivayetleri Cevşen özellikle hadis kitaplarına alınmıyor. Alınmadığı için de onun orada bulunması da ne kadar mantıklı olur ayrı bir tartışma konusu. Ya bu kitapların ismini de unutuyorum ya. Neydi o? Ha, Küleyni'nin Kafisi, işte Saduh'un Men la yahduruhul fakihi, işte Ebu Cafer et-Tusi'nin Tezhibi vesaire, bu kitaplarda yok. Evet Cevşen. Zaten bu kitaplarda bu tarz böyle uzun rivayetlerin olmadığını da görüyoruz. Ayrıca Ehl-i Beyt'ten gelen rivayetleri Şii dünya ayrıca dua kitaplarında topluyor. Ve en önemli dua kitabı, yani gelmiş geçmiş Şii dünyanın en önemli dua kitabı olarak kabul ediliyor Külliyat-ı Mefatihül Cenan. Ve bu kitapta en önemli dualardan birisi de Cevşen. Ve şu noktayı da nazara alarak bunu değerlendirirsek, ondan sonra şimdi makaleye geçeceğim. Şu noktaya da nazar alıp değerlendirirsek bunu, esasında Şii hani hadis usulünde hadis dediğimiz şey ne? Ya masum imamdan aktarılan ya da işte peygamberden aktarılan söz. Dolayısıyla hangi kitapta yer aldığının çok önemi de yok. Raviler de ortada belli. Yani Cevşen'in ravilerini daha önce saymıştık. İşte Cafer-i Sadık'a kadar giden bir silsile var. Ondan işte Hazreti Hüseyin'e, Zeynel Abidin Hazreti Ali'ye dayanan bir silsile. Dolayısıyla orada bir senet de vermiş
Aslında o senet hani şey açısından, hadis usulü açısından bağlayıcı bir senet oluyor. Nasıl bağlayıcı oluyor? Zaten masum bir imamdan itibaren geliyor. Oradan itibaren kayıtlara giriyor. Ondan öncesi işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a referede bulunuluyor, refere ediliyor. Ve bu yeterli oluyor zaten onun hadis olarak kabul edilmesi için. Dolayısıyla hani Cevşen'in Şii külliyata göre hiçbir şekilde ana kitaplarında olmadığından dolayı onun bir hadis olarak kabul edilmesi, doğru bir bilgi olarak Şiiler arasında dahi kabul edilmiyor olması bilgisi yanlış. Bir kere Ehl-i Beyt arasında bu kitapta çok meşhur, çok yaygın ve bu kitabın müellifi bir muhaddis ve bu kitaba bunu almış ve senedini de vermiş ve aldığı senet şekliyle de Şiiler arasında muteber bir rivayet. Bunu söyleyeyim. Evet. Buradan okuyacağımız buydu. Bunu okuduk. Şimdi makaleye bakalım. Bu makale de hani gene en elle tutulur olanlardan birisiydi ama çok da hani böyle güzel olduğunu söyleyemeyeceğim ama elle tutulur diyebiliriz. Şimdi burada özde demiş ki müellif Cevşen Şia kaynaklı Binbir Esma'nın geçtiği bir rivayettir. Şii dünyasında oldukça fazla yaygın olan Cevşen bunu ifade ettim işte. Kimden okuyorum? Cevşen'le ilgili rivayetlerin tespit ve tahlili Mustafa Öztoprak, yardımcı doçent doktor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2014 yayını. Neyse, Ehl-i Sünnet Müslümanlar arasında da az da olsa tanınmaktadır. Yani az falan da değil çok. Cevşen rivayetleri isnat açısından tek bir tarike sahiptir. Az önce ifade ettim o yolu. Ancak onun geçtiği kitaplara bakıldığında her birinde farklılık arz eden bir nakille karşılaşmak mümkün diyor. Bunlar daha önce ortaya koyduk. Türkiye'de bilinen Cevşen ile Şia dünyası arasındaki oldukça fazla fark tespit edilmektedir. Fazla dediği yani totalde çok da fazla değil. Cevşen Şia'nın ikinci derece kaynaklarında geçmektedir. Bakın bu işte problemli noktası burası işte. Şia'nın ikinci derece kaynakları derken yani Şia'nın kaynak metodolojisini burada bilmek lazım. Cevşen'in geçtiği kitapların hepsi Kefami'nin Beledül Emin isimli kitabında kitabını kaynak göstermektedir diyor. Bunu ben araştırmadım. Yani Cevşen'in bundan daha eskiye gidip gitmediğini bilmiyorum. Ama benim için Şii dünyada bunun makbul olup olmadığını bilmek için bunu bilmeye de gerek yok. Mefatihul Cenan'da bunun geçmesi yeterli yani. Dolayısıyla hani oraya bile gitmesi bence gene iyi bir şey. Yani Kefami'nin Beledül Emin'e kadar geriye doğru gitmesi. Çünkü niye? Ancak rivayetin isnadında bulunan son ravi Musa Kazım ile Kefami arasında demiş 701 yıl geçmektedir. Yevşen'in arada bulunan bu kadar zamanda başka herhangi bir kaynakta geçmemesi ya zaten ondan sonra Şiilerin yani bu maktu bir, mürsel bir rivayet olarak kabul ediliyor. Yani Şiilerde zaten bu tarz rivayetler makbul ki. Yani mürsel bir rivayet makbul oluyor Şiilerde. Hani diyelim ki işte Cafer-i Sadık'a geldi. Cafer-i Sadık'tan işte birkaç nesil devam edip ondan sonra daha rivayet zinciri zaten söylenmiyor ki genelde. Yani bildiğim kadarıyla. İşte Cevşen'in arada bulunan demiş bu kadar zamandaki fazla kaynakta geçmemesi. O da yani geçmiyor mu işte? Bu müellifin iddiası bu. Bunu tabii tespit etmek için etraflıca bir çalışma yapmak lazım. Geçmiyorsa şimdi hem muhaddis olan hem de Mefatülü Cenan gibi Ehl-i Beyt arasında meşhur hadis diyebileceğimiz bir seviyeye ulaşan bir rivayet Ehl-i Beyt dünyada. Nasıl oluyor da sonradan uydurulan bir şey oluyor 700 sene sonra? Yani bu pek mümkün görünmüyor. 701 yıl geçmektedir. Cevşen'in arada bulunan, bir de bunları söylememesi lazım özde bence. Akademik açıdan bunları sonuçta değerlendirmesi lazım ve bunun delillerini vermesi gerekiyor. Cevşen'in arada bulunan bu kadar zamanda herhangi bir kaynakta geçmemesi sonradan oluşturulduğu ihtimali güçlendirmektedir demiş. Bu bir tabi tahmin. Ehl-i Sünnet kaynaklarında geçmeyen sadece Şia kitaplarında zikredilen Cevşen hakkında farklı alimlerin değerlendirmeleri bulunmaktadır demiş. Burada girişten girmiş. Cevşen ne demek? Cevşen'in mahiyeti. Cevşen'in isnadından bahsetmiş. Biz bunu konuştuk. Daha önceki bölümlerde de konuştuk.
İşte Musa Kazım, Cafer-i Sadık, Muhammed Bakır, Zeynel Abidin, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Ali'ye dayanan bir isnadı var. İşte Biharul Envar vesaire buralarda geçiyor. Başka kaynaklarda vermiş. İşte Cevşen'in zikredildiği bütün kaynaklar temel kitap olarak Kefami'nin Beledül Emin'ini göstermektedir demiş. Kefami mezkur eserinde 14 sayfada Cevşen'e yer vermiştir Beledül Emin'in de. Tabi bu bütün kaynakların Kefami'nin gösterdiği ile alakalı bir delil nasıl sunmuş müellif? Ben burada onu çok anlayamadım. Yani asıl kaynağın Kefami'nin Beledül Emin'i olduğunu mesela nasıl tespit etmiş? Yani sadece gördüğü kaynaklar üzerinden bir de bunu yoksa diğer kaynaklarla bir analiz mi yapmış, ortalama mı almış? Bunu bence göstermesi gerekiyordu yani burada. Yani Kefami kimdir demiş. 1500'lerde yaşamış miladi bir Şii alimdir. Hazreti Peygamber'in yaklaşık vefatından 868 yıl sonra Cevşen rivayetinin kayda geçirildiğinden bahsetmiş. Az önce bunu işte kastettim. Yani burada zaten Şii dünya açısından bu kadar büyük bir topluluk tarafından rivayet edilen bir duanın daha önce kitaplarda geçmiyorsa hakikaten o bir soru işareti olur. Hiç geçmiyorsa ama bunun tahlilinin yapılması lazım. Ama diğer türlü zaten mütevatir denebilecek kadar yoğun bir nakille gelen bir duadan bahsediyoruz. Ve şu anda gene o meşhurluk seviyesinde bir dua bu. Yani şöyle bir hesap yapmış. Hani en son ravi Musa Kazım'sa Musa Kazım 799'da vefat ediyor. 1500 ile 799 arasında yaklaşık 701 yıl var demiş. Yani Musa Kazım'dan sonra Kefami'den önce de bu yani bu iddiada bulunuyor müellif. Bu geçmediği için demiş başka kitapta. Dolayısıyla Kefami'nin Beledül Emin'in ne nasıl alındı bu aradaki 700 yıl da bu rivayet niye hiç geçmedi gibi bir tenkitte bulunmuş. Eğer bu doğruysa bu doğru bir tenkit ama yani bunun gösterilmesi lazım bu tenkidin. Kefami'nin Beledül Emin isimli eseri isnat açısından değerlendirilmelidir. Çünkü kitabın geneline bakıldığında isnat sistemi olmaksızın rivayetlere yer verildiği tespit edilmektedir. Ya zaten bunu kastediyorum. Özellikle dua tarzı rivayetlerde hani böyle akaide, fıkha bakmayan, özellikle işte Şii dünya için 12 imamla alakalı olmayan, duaya dayanan, dua içerikli olan şeylerde zaten böyle çok senet isnat çok kullanılmıyor ki yani. İşte Cevşen'in burada içerik mukayesesinden bahsetmiş ikinci başlıkta. Bunları konuştuk. Türkiye'deki Cevşen falan filan. Peygamber ve zırh. Burada bir zırh muhabbeti de yapmış. Yok işte ya bu zırh muhabbeti çok yerde yapılıyor. Cevşen'e yönelik tenkitlerde. Ben okudum bunları. Ya bu yani çok yani delil niteliği istidlal açısından çok zayıf bir yöntem. İşte niye Cevşen'i çıkar ki o rivayetin yani kendisi Cevşen'in içeriğiyle alakalı bir rivayet de değil. Faraza o işte zırhını çıkar Cevşen'i giyin rivayeti yanlış bile olsa o Cevşen'in içeriğiyle alakalı bir problem ortaya koymaz yine. Ki oradaki yaklaşım tarzında da şey var. Hani Efendimiz zaten Uhud'da iki zırh giyinmişti. Uhud'a gittiğinde iki zırh giyinmişti. Ya bir kere hani olayın tam yani oradaki rivayette tam Uhud'da geçtiği, Uhud'da bunun cereyan ettiği, Uhud'un dönüşünde mi, gidişinde mi, Uhud'a giderken mi, gelirken mi bunlar bile belli değil. Yani Uhud kelimesi geçiyor. Uhud savaşı yok orada. Müstakil başka bir zamanda Uhud dağındayken de olabilir bu. Ha bu olay Uhud savaşından önce ise ondan sonra niye bu zırhı takmış? Bu sorulabilir. Buna farklı noktalarda cevap verilebilir. Orada bir amaç var, bir maksat, koruma duası olduğunun anlatılması. Bu yüzden bu şekilde bir uygulamayla bu anlatılmış olabilir. İkincisi, bu birincisiydi. Uhud'dan sonra olabilir yani. Uhud dönüşü olabilir. Hani sen Uhud'da çok taktın bunu. Bak iki zırh giydin falan. O yüzden çok zahmet çektin. Artık bu zırh, yani ondan sonraki savaşlarda Efendimiz zırh giyinmiştir. Dediğim gibi birinci yorum ama bu noktada daha mantıklı. Yoksa hani Uhud'da zaten iki zırhı vardı, zırhını çıkart demiş olamaz gibi tek bir bağlantıyla bunu yorumlamak doğru değil. Bu bölümü geçiyor mu o yüzden? Bu çok zayıf. Hani peygamber ve zırh bölümü
Ve bence ikinci derecede de yani Cevşen duasıyla direkt alakalı bir şey de değil. Ama yani yine de çalışmanın aşağı yukarı fena olmadığını söyleyelim yani akademik açıdan. Cevşen hakkındaki değerlendirmeler demiş. İşte Said Nursi'nin değerlendirmelerini almış. Bu bölümü ben ayrıca sadece Risale-i Nur üzerinden değerlendireceğim için eğer burada ki bakayım hangi kitaplardan işte almış. Şualar, Lemalar, Kastamonu, Lemalar hangi yayın evini acaba almış burada? Bakayım Kaynakçı'da yayın evi vermiş mi kitaplara? Allah Allah. Nursiya'da Nursiya mı aldı? Nursi. Nursi'de yok. Said'de yok. Bediüzzaman'da yok. Almamış kaynakçı ama güzel değil işte. Ya. Hangi yayından aldığını yaz oraya da kardeşim ya. Neyse. Şuraya gelelim ne demiştik? İşte lemalardan almış, şualardan almış. Sözlerden, Emir Dağı laikasından vesaire. Biraz daha farklı noktalara da girerek geniş değerlendirmiş. Ben artık daha çok da geniş konuşmak istemiyorum Cevşen hakkında. Yani Risale üzerinden bir de değerlendireceğim. Ondan sonra ekstra hani diğer dualar, Şah-ı Nakşibendi duasından falan burada bahsetmiş. Hani duanın, hani Cevşen gibi dualarla alakalı yorumlarını almış Said Nursi'nin. Şah ve Cevşen demiş. Bunun hakkında da yeterince konuştum bence. Yani onları yorumladım, değerlendirdim. Olaya nasıl bakması gerektiğini de özelde. Yani hep aynı. Burada müellifler, makale yazanlar genelde artık birbirlerinden de etkilenmiş olabilirler. Genelde hep aynı şey üzerinden gitmişler. Yani hadis usulüne derinlemesine inmemişler de hadis rivayetini daha tek elde incelemek yerine işte Kutub-i Erba'da geçmiyor. İşte Kummi'de geçmiyor. Az önce söylediğim o isimlerde Küleyni'nin Kâfisi'nde geçmiyor vesaire. İşte Elmen Men Yahdurul Fakih'te geçmiyor vesaire. İşte Kummi'nin Men La Yahdurul Fakih'inde geçmiyor gibi şeyler üzerinden yorum yapmış. Ehl-i Sünnet ve Cevşen demiş. Bir bölüm açmış. Yani bu zaten Ehl-i Sünnet'te burada bunu rivayetin uydurma olduğuna dair ya şöyle bir şey söylemiş. Ya bu yok ki kaynaklarda. Yani uydurma olarak sabit olsaydı biz bunu konuşmazdık zaten. Ben bu videoları hiç çekmezdim. Bak burada İbn-i Salah'tan mesela nakilde bulunmuş. İşte İbn-i Salah genelde uydurma hadislerin bu şekilde uzun hadisler olduğunu söylemiş. Ya bu çok genel bir kaide. Kimden almış bunu? Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları. Tamam da şimdi ya bu kadar bağımsız bir kriteri alıp böyle bir rivayet üzerine yerleştirmek, yapıştırmak doğru değil yani. İşte niye biraz uydurma olduğuna karar verildikten sonra bu yapılıyor? Uydurma olabilmesi için hadis kitaplarına girmesi lazım. Dediğim gibi Ehl-i Sünnet'in hadis kitaplarına girmemiş bu Cevşen rivayeti. Yani İbn-i Salah'ın uzun birçok farklı özellik var. Uydurma rivayetlerin ortak özellikleri babında hadis sahih hadislere uyan uydurma rivayet özellikleri de var. O zaman onu alıp sahih hadise mi uygulayacağız? Yani tabii bir şüphe verici bir şey olabilir bu ama bu tek başına bir bağımsız tekil bir şey yani çok da önemli değil. Evet. İşte İbn-i Salah'ın bu sözlerini kayda almak lazım. Falan demiş. İşte Cevşen'de demiş 1001 isimden bahsedilmektedir. Bahsedilmektedir ama diyor işte Ehl-i Sünnet kaynaklarında 1001 isim yok 99 isim var demiş. Ya bu şimdi tabi bunlar hep yetersiz değerlendirmeler. Şimdi 1001 isim toplamda 1001 isim var diyelim. Ya da toplamda 500 tane isim geçiyor hadislerde. Bu toplamıyla alakalı bir şey bu durum. Yani 99 ismin bir yerde geçmesi gibi yani burada 1001 isim bir yerde geçiyor diye bir iddia yok ki zaten.
Yani burada yetersiz yani. Şurada ne demiş? Ya bu isimlerle alakalı sonuç demiş. Müslümanlar için dua etmek son derece önem arz etmektedir. Evet. Sonra bu hem Allah-u Teala'nın hem de Resulullah'ın tavsiyeleri olarak bilinmektedir. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim'deki dualarla birlikte Allah Resulü'nün tavsiyeleri de Müslümanlar için dua etmek, örnek teşkil etmektedir. Ya zaten bu Bediüzzaman da söylediği bir şey. Müellif de bunu söylüyor. Mesur dualarla dua etmenin faziletli olduğunu söylüyor. Tabidir ki her bir mümin kendi istekleri çerçevesinde dualarını şekillendirebilir. Dualarında Allah Resulü'nün tavsiyelerini dikkate alanlar için rivayetlerin sıhhat dereceleri önem arz etmektedir. Yani dua sonuçta her şekilde de yapılabilir aslında bu. Elbette Kur'an'daki dualar, mesur dualar daha etkilidir. Bunu zaten Nursi Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Kitaplarında birçok dua örneği bulunmaktadır hadis kitaplarında. Bunlardan birisi de, kitaplarımızda birçok dua örneği bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Cevşen'dir. Makalemizde Cevşen'in hem isnat hem de metin hem de mezhep alimlerin görüşleriyle değerlendirmesi yapılmıştır. Ben bunu çok yeterli göremedim ama Şia'nın ikinci derece kaynaklarında bulunan ve Ehl-i Sünnet hadis kitaplarının hiçbirinde bulunmayan Cevşen'in hem isnat hem de metin açısından problemli olduğu tespit edilmiştir. Ben bununla alakalı yorumumu yaptım. Metin açısından hiçbir problemi yok. İsnat açısından Ehl-i Sünnet'teki isnadı kopuk. Ehl-i Sünnet kitaplarında şu an bizim görebildiğimiz bir isnadı yok. Şia kitaplarında ise isnadı mevcut ve Şia literatüründeki hadis algısına göre de meşhur hadis diyebileceğimiz bir derecede. İşte Beledül Emin'de geçtiğinden bahsetmiş Kefami'nin. Bundan önce herhangi bir kaynak tespit edilemediği söylenmiş. Bu nasıl yapıldı gerçekten merak ediyorum. Ehl-i Sünnet kaynaklarında bulunamamış. Uhud'la alakalı bu zırh muhabbetini yapmış. Ya bak şuraya bak. Ya bunlar işte Cevşen rivayetinin faziletine dair metnin içinde verilen bilgilerle nakledilenlerin hayatları çelişmektedir. Mesela rivayette bu dua senin ve ümmetinin başlarına gelecek olanlardan koruyacak ibaresi geçmektedir. Ancak Allah-u Teala Allah Resulü'nün Uhud Savaşı'nda dişi kırılmış. Ya bunun zaten Uhud Savaşı'nda kesin olduğu, ondan önce olduğu gibi. Bir de ya burada o rivayetin oraya verilmesi bu duada potansiyel olarak bu takım faydaların olduğunu gösterir. Yoksa bireysel olarak bu duanın herkes üzerinde bu şekilde görüneceği. Ya sonuçta bu duadır. Duanın içeriği ne olursa olsun duanın kabul şartları birçok farklı şeye bağlıdır. Yani burada bu sonuç zaten girişle sonucu ben hani açıkça beğenmedim onu söyleyeyim. Burada çok farklı bir kurguya gitmiş yani onun üzerinden. Bu umulan bir şeydir yani. Bu Cevşen'in içerisindeki bu kadar fazla esma ile dua etmenin Allah'ın işte Kur'an-ı Kerim'deki bana isimlerimle dua edin noktasının o duanın kabulünün şartları yerine geldiğinde bu Cevşen'in başındaki ki o Cevşen'in zaten içeriğiyle alakalı bir şey değil gene. Cevşen'in o dua noktasındaki yönlendirmesini, nasıl dua edileceğiyle alakalı yönlendirmeyi ifade ediyor. Yoksa burada mutlak kabulle alakalı bir durum zaten yok. İşte Allah Resulü'nü niye koruyamamıştır diyor. İşte dişi kırılmış vesaire yaralanmış. Yani çok farklı anlıyor bence burayı. Rivayetin isnadına yer alan Hazreti Ali ve Hüseyin şehit edilmiş. Hazreti Hasan ise zehirlenmiştir. Ya bu nasıl bir mantık ya? Yani bu rivayete eğer onlar ettiyseler Cevşen onları niye korumadı diyor. O zaman ölmemeleri lazım. Diğer dualarda da korumayla alakalı bir sürü dua var sahih hadislerde de. Bu duayı nakleden muhaddisler şu an yaşaması lazım bir şekilde. Ölmemesi gerekiyordu. Ya da en azından hastalık haricinde bir ölüm onları bulunması gerekiyordu. Ya çok yetersiz bunun şeyi. Özellikle özle sonuç çok yetersiz olmuş. Çok şey açısından zayıf. İstidlal açısından çok zayıf buldum. Bundan sonra daha bu tarz makaleleri değerlendirmeyeceğim. Eğer önüme çok ultra güzel bir değerlendirme, akademik çalışma çıkmazsa değerlendirmeyeceğim. Risale üzerinden en son yargılarımızı, bugüne kadar söylediklerimizi toparlayıp son söz makamında bir şeyler söyleyip bu faslı, Cevşen'in tahlili, tenkiti faslını kapatmış olacağız. Elhamdülillah.